Merhaba arkadaşlar. Bugün otoportreden selfie başlıklı bir konuşma yapacağız. Biz kendimizi genellikle başkalarının değerlendirmeleri ve görüşleri aracılığıyla tanımlamaya çalışıyoruz. Kişisel imaj yaratma çabaları da aynı zamanda insan olmanın bir parçası. Selfie'lerin yaygınlaşmaya başlamasından sonra adeta iki ucu keskin bir fenomen olarak insan hayatımıza girdi. Selfie çekmek, paylaşmak ve görüntülemek birçokları için günlük bir eğlence, alışkanlık ve hatta sosyalleşme aracı iken bazılarınca selfie'lerin sıklıkla eleştirilen özgün olmama ve narsizm ile ilgili olduğu düşüncesi de hakim. Selfie'lerin atası olarak otoportre türünü saymamız mümkün. Otoportre sanatın kendisi kadar zamansızdır. İnsanlar tarihin her döneminde somut biçimde kendi görüntülerin cazibesine kapılmışlardır. Yani mitolojideki Narsisüs'ün kendi yansımasına aşık olması ki bu olayda sudaki yansıma tarihte bilinen ilk fotoğrafik görüntü sayılabilir. Sonrasında dijital fotoğrafçılığın ana akım haline gelmesi, 1990'lardan 2000'lerin başlarına kadar otoportre çalışması konusundaki eğilimi arttırdı. Çünkü görüntünün işlenebilirliği ve geliştirilmesinin anlık doğası fotoğraf çekmeyi önceki film fotoğrafına göre daha kısa sürede daha uygun ve erişilebilir bir yol haline getirdi. 2005 yılı civarlarında kameralı cep telefonu, dijital kameralar ve sosyal medya bir araya geldiğinde selfie sadece sözlüğümüzde yeni bir kelime değil, aynı zamanda tam bir dünya fenomeni olarak hayatımızdaki yerini aldı. Tabii Özçek bu selfie'lere gelmeden önce şunu söylemek gerekiyor. İlk özçekim, fotoğrafik anlamda konuşuyoruz. Amerikalı kimyager ve fotoğrafçı Robert Cornelius'a atfedilir. Cornelius 1839'da daguerreotipi fotoğrafçılık yöntemini kullanarak ilk otoportresini oluşturmak için 10-15 dakika hareketsizce oturmak zorunda kaldığını biliyoruz. Ve altında şöyle bir not düşmüştür. Biline tarihteki ilk hafif resim. Tabii ki burada resim olarak kullanıyor deyimi. Çünkü henüz o dönemlerde fotoğraf kelimesi literatürümüze girmiş değil. İşte aynı yılın sonlarında John Herschel fotoğraf kelimesini buluyor. Ve artık ondan sonra da resimle fotoğraf arasındaki ayrışma da başlıyor. Selfie, fotoğrafik teknolojinin kendisi kadar hızlı bir şekilde geliştiği ve birçok sanatçı tarafından da adeta gün be gün yeniden tanımlanmaya başladı. Tabi bu arada birçok otoportreleri görmemiz mümkün fotoğraf dünyasında. İşte Vivian Mayer'den, Andy Warhol'a, Cindy Sherman'dan, Frank Sinatra'ya kadar, hatta Edvard Munch'a kadar pek çok kişinin otoportrelerini, fotoğrafik olarak otoportrelerini görmemiz mümkün. Ancak fotoğrafçılık 2000'lerin başına kadar, yani aslında bu kadar da popüler değildi. Ve sonuç olarak o zamandan beri kameralı telefonların yaygınlaşması, öz çekimi hızla gelişmesine neden oldu. Ve hem gündelik bir iletişim aracı hem de mükemmel bir sanat formu haline getirdi. Selfie'ler eğlence ve sanatın pazarlama, işletmeye kadar her alanda insanların kariyerlerinin başlatmasına da yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Pekala, bu selfie nedir? Selfie aslında self-portrait için kullanılan bir argo sözcük. 2013 yılında Oxford Sözlüğü selfie'nin tanımını yaparken kişinin kendi başına çektiği, tipik olarak bir akıllı telefon veya web kamerası ile çekilen ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bir fotoğraf türü olarak tanımlandı.
İşte selfie'ler bundan dolayı genellikle Facebook, Instagram, Twitter veya Snapchat gibi sosyal medya sitelerinde yayınlanıyor. Peki bu selfie'nin çıkışı nereden başladı? Yani bu selfie kelimesi bizim hayatımıza ne zaman ve nasıl girdi? 2002 yılında Nathan Hope isimli bir kişi, Avustralyalı bir kişi, bir akşam sarhoş olduğu bir gece düşüp dudağını patlatıyor. Ve bunu sanıyorum MySpace'te olması gerekiyor. Bir sosyal medyada işte hastaneye gideceğini ve bununla ilgili bir tavsiye yazıyor. Ve burada ilk kez selfie kelimesini kullanıyor. Sonrasında bu kelime öylesine rağbet görüyor ki, biraz önce de bahsettiğim gibi 2013 yılında Oxford Sözlüğü'ne dahil ediliyor. Ve yılın sözü seçiliyor 2014'te. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu da 2014'te bu selfie kelimesine duyarsız kalamıyor. Ve onun karşılığında bir öz çekim kelimesini buluyor. Ya her ne kadar çok fazla tutmasa da, gerçi hani Türk Dil Kurumu'nun pek çok kelime sonradan kullanmaya çalıştığı kelime tutmadı. Ama birkaç tane örnek var. Tutan örnekleri söyleyebiliriz. İşte bilgisayardır, kaset çalardır, çevrim içidir. Yani bunların dışında öz çekimi de biz kullanmaya başladık. Tekrar dönelim selfie'ye. Apple 2010 yılında iPhone 4'ü piyasaya sürdüğünde ona çok yeni bir özellik ekledi. Yani bu özellik de aslında görüntülü konuşmak için ortaya koyduğu bu ön kamera özelliği sonrasında selfie'nin patlamasına neden oldu. Bu kullanıcıların kendi portrelerini özel olarak çerçevesinde izin veren, yani ve istediği şekilde pozun durumunu görmesine sebep olan bir durumdu ve bu bir anda yaygınlaşmasına neden oldu. Tabii bu selfie kelimesinden, yani o neden selfie kısmını biraz anlattık, çıkış noktasını. Şimdi bu biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu bir argo sözcük. Yani orada Avustralya'da argolar, bir kelimeyi argolaştırmaya çalıştığınızda sonuna IE takısını ekliyorsunuz. Yani mesela barbekü için söyleyecekseniz Barbie diyorsunuz. Bir kutu bira için söyleyecekseniz Tini diyorsunuz. İşte self portrait'inde hem kısaltılmışını ve aynı zamanda argolaştırmasına neden olan şeyde de selfie buradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Burada evet. Fotoğrafçının bu kendi görüntüsünü seçmek ve onun ön izlemesi için filminin gelişmesini beklemesini gerektirmeyen analog fotoğrafçının aksine öz çekimler anlık geri bildirimlere izin vermesi bizim için tabii son derece önemliydi. Gerçekten de selfie fotoğrafçısı telefonun tutabileceği kadar çok, yani hafızasının tutabileceği kadar çok fotoğraf çekebilir. Bu görüntünü arşivden tercih ettiği fotoğrafı seçebilir. Ayrıca fotoğrafçı poz verirken ekrandaki yansımasını göreceği için duruşlarını, yüz ifadelerini, saç şeklini ve çerçevelemelerini istedikleri sonucu elde etmek için ayarlama yeteneğine sahip olacaktır. Yani bir başka deyişle öz çekimler gerçek zamanlı geri bildirim sağlarlar. Buna göre öz çekim yapanın fotoğrafının konusunu, kendisini yani, ve fotoğrafın çerçevesini bu anlık bilgilere dayanarak ayarlamasına izin vermesi kullanıcılar için pek çok kolaylık sağlamasına imkan vermiştir. Arkasından yine geliyoruz. Öz çekim tabii ki biz 21. yüzyılın bir kültürel kitle fenomeni olarak düşünülür. Ama bunun çok daha eski tarihlere gittiğini, özellikle Batı kültürü Rönesans günlerinden beri kendini tasvir etmeye başladığını biliyoruz. Aslında öz çekimler yeni bir şey değil. Bakış açısı yeni değil. Yani yeni olan aslında yayın şekli. Kökleri de otoportaya kadar uzanıyor.
Otoporte bir sanatçının işte çizdiği, boyadığı, fotoğrafladığı veya heykelini yaptığı bir temsilidir. Selfie için biraz önce tanımını yapmıştık. Kendini içeren ve genellikle bir başka kişiyle de ve bir grubun parçası olarak da bu kendini ortaya koyduğu ve özellikle sosyal ağlarda yayınlanmak için dijital kamera kullanılarak veya akıllı telefonlar kullanılarak ve kendisi tarafından çekilen bir fotoğraf. Yani ama otoportre aslında ta eski Mısır'dan kalma köklü bir portre sanatı biçimi. Yani o zamandan beri birçok sanatçılar, eski ustaların yanı sıra böyle çağdaş sanatçılar da sanatsal, ticari, kişisel tanıtım nedenleriyle otoportrelerini yapmışlardır. Bunların örneklerini biraz sonra göreceğiz. Ama şimdi gelin biraz sanat tarihinde gezelim. Antik çağlardan günümüze kalan en eski otoportrelerden biri Mısır firavunu Akineton'un baş heykeltıraşı Bakın portresidir. Milattan önce 1353-1356 yıllar arasında yapıldığı tahmin edilmekte. Dediğim gibi 15. yüzyıldan itibaren otoportre eserlerinin ortaya çıkmaya başladığını da görüyoruz sanat tarihinde. Burada otoportrelerin ortaya çıkışı sanatta lineer perspektifin yeniden kullanılması ve ilk yüksek kaliteli aynalar gibi teknik buluşlar ve gelişmeleriyle de yakından ilgili. Yani ilk otoportrelere baktığım zaman günümüz fotoğraflarına da çok benziyordu. Yani sanatçılar kendilerini tarihi, mitolojik veya dini resimlerde, kalabalık yerlerde o sahnelerin içerisinde resmediyorlardı. İtalyan ressamlar otoportre konusuna pek sıcak bakmıyorlardı. Onun yerine kendilerini kalabalık içerisinde tasvir etmeye çalışıyorlardı. Jean Manet tarafından 1433'te yapılan bir adamın portresi resmi dünyadaki bilinen ilk resim olarak, ilk otoportre olarak sayılıyor. Fakat Jean Foucault'un siyah mine üzerine altınla yaratılan küçük bir resmin olan bir otoportresi ise ki 1450 yılında yapılmış, tanımlanmış en eski otoportre olarak ismi geçiyor. Tabii konu otoportre olunca Alman sanatçı Albert Dürer'den bahsetmeden olmaz. Otoportre yapan ilk sanatçı olmasa bile sistematik bir şekilde otoportreler yaratan ilk sanatçı olarak anılır. Ve hayatının ilk yarısında bir dizi çok önemli otoportrelere imza atmıştır. Hatta en eskisi 13 yaşındayken 1484 yılında yaptığı bir çizimdir. Burada adeta kendini yeniden inşa eder ve biçimlendirir. Fakat Albert Dürer'i önemli kılan sadece otoportreleri sistematik bir şekilde yapmasından ziyade ünlü Mahşer'in Dört Atlısı çalışmasında altına koyduğu AD imzası ile, ki 1500 yılında yapıldı, sadece bir başyapıtını bitirmekle kalmadı, aynı zamanda oldukça kalıcı bir kültürel fenomenin, yani sanatçı imzasının da temelini oluşturdu. Şimdi fotoğraf tarihindeki otoportrelere bir göz atalım. Robert Cornelius'un 1839 tarihindeki ilk otoportresi. 1880'lerin sonlarında otomatik zamanlayıcıların ortaya çıkışı, öznenin kendilerini çekimde konumlandırması için 5 ile 10 saniye verdiğinden kendi portrelerini oluşturmada pek çok kolaylıklar sağladı. 1900 yılında taşınabilir Kodak Brownie Box fotoğraf makinesinin piyasaya sürülmesi de otoportrenin yaygın bir teknik haline
gelmesine yol açtı. Tabii arkasından Polaroid gibi anlık kameralar 1970'lerde daha uygun fiyatlı hale gelince bu tür çekimler ve fotoğraf kullanıcılarının da artmasına neden oldu. Ve otoporte fotoğraflarını da teşvik etti adeta. Kol mesafesine rahatça tutulmasına izin verdi ve anında da o görüntü insanları mutlu etti. Ama buradaki fotoğrafta göreceğiniz gibi eski makinelerin büyüklüğü göz önüne alındığında ki öyle bir ağırdı ki iki kişinin tutarak çektiği bir selfie görüyoruz. Bu anlamda da yani gündelik kullanımımıza, şu andaki kullanımımıza uygun ilk selfie'nin de Joseph Byron tarafından 1920 yılında 5 tane erkek fotoğrafçı tarafından yapıldığını görebiliyoruz. Tabi bu arada Edvard Munch'u çığlık resmiyle tanıyoruz ama 1910'lu 11'li yıllarda bir fotoğraf makinesi alıyor. Yine bizim şu andaki günlük kullanımımıza uygun otoportreler ve selfiler çekerek bazı arşivine fotoğraflar ekliyor. Ama bunları çok amatörce bulduğu için bunları pek yayınlamıyor. Frank Sinatra'nın 1938 yılındaki günümüze uygun selfisi, bir ara Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olan Colin Powell'ın 1950'lerdeki selfisi. İşte tabii otoportrelerden bahsederken Cindy Sherman, Vivian Mayer bunları anmamak olmaz. Bunlar da son derece önemli otoportre fotoğrafçıları. Tabii bizim Türkiye'de de bir bu selfie benzeri çalışmalar söz konusu. Bursalı bir fotoğrafçı olan Emrullah Ali Yıldız 1935 yılında İstanbul'da bir fotoğraf stüdyosu açıyor. Ve o fotoğraf stüdyosunun içerisinde bir bölüm oluşturuyor. Yani bu bölümdeki durum şu, siz bir veya birden fazla kişi o kabinin içerisine giriyorsunuz, istediğiniz pozu veriyorsunuz ve bir tel deklanşör marifetiyle o fotoğrafı çekiyorsunuz. Ve bunlara görçek stüdyoları adını veriyor. Yani o dönemlerde aslında kullanılan görçek ismi şu anda selfie yerine de kullanılabilir miydi diye kendi kendimize sormadan edemiyoruz. ...etmek gerekiyor. Aslında selfie çekenler seçtikleri poz ve diğer resimsel özelliklerle izleyicilerine sözsüz sosyal ve duygusal sinyaller veriyor. Kameraya olan uzaklık ve en önemlisi kamera açısıyla belirlenen bu değişkenler selfie çeken kişinin motivasyonlarını, niyetlerini ve duygusal durumlarını sözsüz olarak iletmede katkıda bulunuyor. Bunun için bazı pozlarla ilgili bazı görüşler var. Bunlardan bir tanesi sol ön yargı. Bu 1970'lerden beri Batı portrelerinde, özellikle eski Batı portrelerinde sanatçıların özellikle duyguları harekete geçirmek istediği kişileri resmederken sol yanağını tasvir etmeyi tercih ettiklerini biliyoruz. Yani selfie'de de ister sol elini ister sağ elini kullananlar aynı sol yanak eğilimini gösteriyorlar. Yani burada da bu becerikle ilgili değil, aslında bunun tamamen bir duygusal etkileşimle ilgili olduğunu biliyoruz. Buradaki sebep de aslında tamamen bir Hristiyan kültürüyle ilgili bir durum. Yani İsa'nın çarmıha gerildiğinde sol yanağının bize dönük oluyor olması bunda çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman bir de en iyi selfie nasıl çekilir tavsiyelerinde yüzü belirli bir açıyla yukarıdan fotoğraflamanın kişileri daha iyi gösterdiği inancına vurgu yapmakta. Alttan selfie çeken erkeklerin kısmen daha uzun dolayısıyla daha erkeksi görünme çabasının da kaynaklandığı inancı da azımsanmayacak ölçüde olduğunu biliyoruz. Peki neden özellikle kadınların ve genç kızların yukarıdan fotoğraf çektiği konusunda ufak bir test yapalım. Şimdi burada üç tane
şekil görüyorsunuz. Kadın, çocuk ve erkek. Ortada da bir çizgi. Şimdi siz burada durdurun. Gözleri bu çizginin neresine yerleştirirsiniz? Kadının neresine, çocuğun neresine, erkeğin neresine? Ve ondan sonra test edelim, devam edelim. Evet. Görüldüğü gibi büyüklüğü ve konumlandığı yer itibariyle çocuk yüzleri yüzün ortasına çizilen çizginin altında kalır ve epey büyüktür. Kadın gözleri bu itibarla çocuk yüzüne yakın ölçülerdedir. Ve çizgi üzerinde kalır, aynı zamanda da nispeten iridir. Erkek gözleri ise çizginin epey üzerinde konumlanır ve yüze oranla küçüktür. Bu yüzden çocukların alın ve baş yüksekliği yetişkinlere göre daha fazladır. Kadın yüzü de erkek yüzüne göre çocuk yüzüne daha yakın özellikler gösterir. Çocuk yüzündeki organların yerleşimi bu anlamda bize bir masumiyeti çağrıştırır. Bu sebeple yüzü ölçü olarak çocuk yüzüne daha yakın olan kadınlar baş ve alın yüksekliği yüksekliğini içgüdüsel olarak saç, eşarp, aksesuar ya da türbanla arttırma eğilimindedirler. Bu zaten çocuk yüzüne yakın olan yüz ölçülerini çocuk yüzüne iyice yakınlaştırır. Böylelikle daha masum bir dişi ifade elde ederler. Cep telefonuyla çekilen fotoğraflarda da neden hep yukarıdan çekiliyor? Çünkü yukarıdan çekilen fotoğraflarda alın ve gözler makineye oldukça yakın bulunur ve oldukça iri ve geniş görünürler. Burun çene ise olduğundan daha küçük, adeta çocuk yüzüne yakın oranlara kavuşurlar. Kadınlar da genel olarak makyajı da çocuk yüzündeki ölçüleri destekleyecek biçimde yaparlar. Yani çocuk yüzündeki gözler yüze oranla daha iridir. Kadın makyajı da göz etrafına kalem, far, maskara yardımıyla gölge ya da çizgi uygulayarak gözlerin iri görünmesini hedeflerler. Ve çocuk yüzündeki organlar genel olarak yüzün tamamının oranına büyüktür. Bu yüzden makyaj yaparken sadece gözü değil, dudakları da irileştirerek küçük yüzde iri organları vurgularlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere selfie hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştım. Aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce. Tabii anlatılmayan pek çok konular var. Ama kısa sürede hızlı hızlı ufak bir bilgi vermek adına böyle bir video hazırladık. Herkese bin selam olsun.